Bugünkü konumuz kendileştirmeydi. Kültürde kendileştirme, toplumsal yaşam içerisinde medeniyette kendileştirme. Efendime söyleyeyim ideolojik olarak baktığımız zaman ideolojik düzeyde kendileştirme. Ama buradaki kastettiğimiz kendileştirme, teklifleştirme çabası değil. Bir efendime söyleyeyim beslenim olarak aidiyet ve uyum sağlama ve o aidiyet ve uyum sağlama içinde de yersiz yurtsuz kalmamak için ve derin bir dünyada var olabilmek için gerekli olan bir şey. Ama sonuçta insanın çocukluk evresine ait bir şeydir. Sonuçta insanın özgünce o kendileştirme çabası içerisinde özgünce kendini ortaya çıkartması, görünür kılması da olması gerekendir. Bunun da altını çizdik. Önemli olan da sonuncusuydu. Zaten bir kendileştirme çabası içinde varız. Kendileştirme çabasının dışında hareket ediyorsanız zaten topluma aykırı düşüyorsunuz. Önemli olan topluma aykırı düşmeniz değil. O kendileştirme çabası içerisinde sizin ne kadar doğru olduğunuz, gerçekle uyumlu olduğunuz ve o hakikate bağlı olarak hakikati ne kadar yaşayıp yaşamadır. Yani Yahya efendime söyleyeyim gerçeği yaşayandı. Ama toplumuna ters düştü. E ne yapacak? Gerçekten kopacak mı şimdi? İbrahim gerçeği yaşayandı. Şimdi toplumundan kopacak. Efendime söyleyeyim. Kop kopması önemli değil ki onun gerçeği yaşaması önemli. İsa efendim yok çarmıha gerilmiş, filan fışkatten olmuş. Önemli olan gerçeği mi yaşamasıdır, sonuçta ölümün olup olmamasıdır. Yani neyi kaybedip kaybetmemeniz? kayıplarınız gerçeği yaşamanıza engel olmamalı. Bakın bunun altını çiziyorum. Kayıplarınız gerçeği yaşamanıza engel olmamalı. Eğer gerçeği yaşayacaksanız altını çize çize söylüyorum. Tekdipleştirmeden kendiniz olarak yaşayacaksınız. Burada dikkat etmeniz gereken şey çocukluk evrenizde bir tekdipleştirme uyum, kendinizi bulma efendime söyleyeyim aidiyetlerinizi bulma, yersiz yurtsuz olmamanız için gerekli bir şey. Ama toplum hakikate örtükse, toplum öz değerleri test etmeye örtükse, toplum bir kaos içindeyse, sizin o gerçeklikle ilginiz yoksa, orada gerçeği test etmek için o topluma doğmanız gerekiyor. Doğmuyorsanız o toplumdan uzaklaşmanız gerekir. Burada en önemli şey şu, bu bağlamda en önemli şey şu. Ahlak kendileştirmeyken, benzeştirmeyken aynı zamanda, aynı zamanda bulaşıcı bir şeydir. Evet, siz o toplum gibi olmayabilirsiniz. Ama siz o topluma doğamıyorsanız, doğma olanağınızda yoksa Lut gibi hani diyor ya Allah gücünden bana verseydi, malikliğinden bana verseydi diyor yani. Eğer yoksa o toplum sizi kendine benzetir. Bulaşıcıdır. Söyle bana dostunu söyleyeyim sana kim olduğunu. Değerler bulaşıcıdır. Bakın ahlak bulaşıcıdır derken burada kastettiğim şey şu. Değerler bulaşıcıdır. Değerler öznelde anime edildiğin zaman duygusunda canlıdır. Duygusunda canlıyken dirimsel olarak salınırlar. Salınırken yakın çevre itibariyle birbirine bulaşır. Bulaşırken değer vurgularına göre, güç kuvvetlerine göre içselleştirmeye eğlerler. Eğlenirlerken onlar gibi kılarlar. Kılmaya başlarlar. Olmasa dahi düşüncesi nefsi emaresi sebebiyle çekici gelmeye başlar. Çekici gelmeye başlar kendi öz değerlerini örtünmeye başlar. Yani eğlenmeye başlar onlar gibi. Kendileştirir yani. O kendileştirme çabası içerisinde bir bakmışsınız onlar gibi olmuş. Onlar gibi değilseniz de onları meşru görüyorsunuzdur. Onları meşru görmüyorsanız da yabancı gelmiyordur. Hazreti Ömer'in dediği gibi öyle bir vakit gelir ki günah bile sevap gibi yaşanır diyor. Bilmem anlatabiliyor muyum? Ahlak bulaşıcıdır. Söyle bana dostunu, söyleyeyim sana kim olduğunu. En önemli, konulardan bir tanesi o. Onun için dostlarınıza dikkat edin. Çevrenize dikkat edin. Doğduğunuz kültüre dikkat edin. Hakikatle ne kadar uyumlu, insanlıkla ne kadar uyumlu, gerçeğe ne kadar uyumlu yani. Hakikat dediğimiz gerçekler ne kadar uyumlu, onu ne kadar görünüşe taşıyabiliyor veyahut da ne kadar efendime söyleyeyim örtük. Ve karar sizin. Ya hak ve hakikate Allah'a benzeyeceksiniz. Ya da milletin nefsine benzeyeceksiniz. Kendi nefsinizi kendini zannedip yaşayacaksınız. Nefs derken burada nefs-i emareyi kastediyorum. Nefs-i emarenize benzeyip kendinizi o kabul edip öyle yaşayacaksınız. Öyle bir dünyanın içinde yaşayacaksınız. Nefs-i emare de ahlak biçimsel. Ve kendine benzetmeye çalışıyor bizi. Yani tek benci. Hazlarda efendim kendini bulan. Varoluş nesnelerinde kendini bulan. Kendiyle kayyum olmayan. Korkak yaratılışlı. Kendi için korkak. Hadi gel cesaret sahibi ol, kendini göster. Vallahi yer. Maneviyat zor iş kardeşlerim. Yaşayabilene aşk olsun. Velat dali namin. Bu son söylediğim, bu kendileştirme çabası içinde son söylediğim ahlak kendine benzetir, benzeştirir. Söyle balan üstüne söyleyeyim sana kim olduğunu. Huylar buluşucudur, değerler bulaşıcıdır. Eril oldukları zaman bulaşıcı oluşu daha kuvvetlidir. Mesela şu anda neslimizi, yeni neslimizi niçin manevi değerlerimizi aşılamakta zorlanıyoruz? Yani kapitalizm, sekülerizm o kadar hakim ki değerler bize öncelediği, gösterdiği değerler sebebiyle uyduruktan çoğu değer. Efendime söyleyeyim, içeriği boş değil. Uyduruk demeyeyim de içeriği boşaltılmış değerler. Hani ayetle karşılık verim. Onlar ki yeryüzünde yapıcı olduklarını söylerler. Aslında onlar bozgunculardır. Hani özgürlük demokrasi diye geldi, bomboz etti gitti yani değil mi? Yani Saddam Hüseyin'le niçin şarttı ki? Özgürlüğü getireceğim dedi. Halk çok da umurumlarında ya. Parçalamaya geliyorum dedi kurt. Yani. Hani neydi o? Şeydeki hikaye gibi. Hani kırmızı başlıktaki kız hikayesi gibi. Hani onun için, bunun için şöyleydi, böyleydi derken kandır kandır en sonunda ham diye yiyecek yani. Avcı olmasa ayva yedik. <laughs> Avcı da Allah olsun, hamdolsun. Yani onların mekirleri şeydir. onlar tuzaklar kullar. Allah'ın mekri ise daha büyüktür. Yani Allah'ın istediğine göre dönüyor hala. Milletin istediğine göre dönmüyor. Yok şu aile böyle yapıyor, şu şöyle böyle. Lan kimsenin bir şey yaptı yok bu bağlamda. Allah ne istiyorsa oluyor yani. Ha biz o gerçeklik içinde ne hikmet dönüyor ona vakıf olmak zorundayız. Ve sadece vakıf olmak zorunda da değiliz. Olması gerekenler neyse onu da yapmak zorundayız ki geri kalmayalım. Hakkın dinine hakkıyla hizmet etmiş olalım. Ha bu benzeştirme olayı çok önemli. Ya Emin olun bunu daha basit anlatayım. Kültürel olarak neredeyiz? İslam coğrafyasında namazımızda, niyazımızda veya da alevisi olsun, işte ceminde, oyunda, buyunda olsun veyahut da şafimiz olsun veyahut da caferimiz olsun kendi kültürü içerisinde birbirlerine yasakları ve emirleriyle beraber bir kültür derinliği içerisinde yaşıyorlar değil mi? Ve o kültür derinliği içerisinde yaşarlarken bir tanesi koptu gurbete gitti diyelim. Nereye gitsin? Amerika'ya gitsin. Nereye gitsin? Almanya'ya gitsin vesaire. 10 sene değil, 5 sene kalsın. Oradaki kültürel değerlerle geri döner buraya bakar. Nereye yabancı olur biliyor musunuz? Buradakiler